Peki hafızayı güçlü tutmak için, hafızayı kuvvetlendirmek için neler yapabiliriz? Hafıza biraz önce söyledim. Eğer ki tuzsuz besleniyorsa anne, sadece bununla hamile anne. Alakalıdır. Evet, geleceğiz. Kademe kademe. Tamam. Anne rahmindeki ceninin gelişimine doğal tuz olmazsa cenin gelişmez. Çocuk Allah korusun geri zekalı olur. Bir. İki. Tabii elbette ben söylemiyorum. Burada ilim adamları söylüyor. Yani gavur söylerse muteber, Müslüman söylerse muteber değil mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çok komik. Biz de söyleriz, burada belge var, bilgi var, neyse. Şimdi anne rahminde ceninin gelişmesi için mükemmel bir ne gerekiyor? Doğal tuz. İki, çocuğunuzun çok süper zeka olmasını istiyorsanız, hafızası çok güçlü, o zaman bebeğin, yani annenin çok çilek yemesi gerekir. Çok çilek yerse çocuğu, doğacak çocuğu süper zeka alır. 10 numara. Çilek mi en faydalı meyve? Çilek beynin gelişimini Allah'ın takdiri ilahisi. Bir insan anne rahminden doğduğunda beyni 350 gramdır. Ortalama. Ve takriben 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Beyin ve sinir hücresi. Bir insanda ortalama, bir insanda 210 çeşit hücre var. Tırnak hücresi, deri hücresi, göz hücresi, burun hücresi, boğaz hücresi, akciğer, karaciğer vesaire vesaire. Bütün hücreler bölünerek çoğalır. Beyindeki beyin hücreleri, nöronlar ve sinir hücreleri doğduğu günden öldüğü güne kadar değişmez. Çoğalmaz. Ama 20 yaşından sonra yavaş yavaş ölür. Yani diğer bütün hücreler, mesela cilt hücresi 19 günde bir ölür, yerine yeni hücre devreye girer. Karaciğer hücresi 222 günde ölür, yerine yeni bir hücre. Böbrek hücresi 286 günde ölür, yerine yeni bir hücre geçer. Lönfositler 5 günde ölür, yeni bir ak yuvar devreye geçer. Al yuvarlar 120 günde ölür, yerine yeni bir hücre devreye geçer vesaire. Vücudumuzdaki her hücre, yani beyindeki sinir hücreleri, beyin hücreleri ve sinir hücreleri, nöronlar ölmez. Doğduğu günden öldüğü güne kadar sadece azalır. 20 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Azalmaması için veya az azalması için ne yapmak gerekir? Hafızayı güçlendirmek için ne yapılabilir? Benim bir anım var da onu anlatayım. Almanya'da kimya mühendisliği okuyorduk. Şimdi salonda var 500 kişi. Yanımda oturan bir Alman da dünyanın en geri zekalısı maşallah. Profesör konuşuyor. Adam durup durup bana Gökçek, vatata gizak. Ne söyledi diyor yahu. Diyorum ki ya işver, ben de dinliyorum, bak adamı dinliyorum diyorum. Kafamı karıştırma diyorum. Vatata gizak diyor. Bir kile bir soruyor ya, adamı dinleyemiyorum bak senin yüzünden. Dur bir dakika dinleyeyim. Anlamıyorum diyor. Profesör konuşuyor. Adam ikide bir bana bakıyor, konuşuyorlar gibisinden. Onun da morali bozuluyor. Bu da ikide bir vasat ekecek diyor. Allah Allah. Anlatıyorum, anlamıyor. Anlatıyorum, anlamıyor. Bu böyle olmayacak dedim. Bir hafta sonra gittim, arka sıralara oturdum. Yanına oturmadım. Aradan zaman geçti, imtihan oldu. İmtihan sonuçları. İki kişi 100 puan, tam puan almış. Gerisi dökülmüş. Ben de dahil. 50'lerdeyim ben. Allah Allah, gerizekalı dediğimiz Alman 100 puan, bir de bir Türk genci var, profesörü dahi susturuyor o. Profesör korkusunda onu asistan yaptırdı ki itiraz etmesin diye. Onu bile susturuyor, süper zeka biri. İkisi 100 puan, gerisi dökülmüş. Şaşırdı kaldı bütün 500 kişi. Dediler ki bu adam nasıl 100 puan alır? Gittik sorduk, dedi ki sen nasıl 100 puan aldın? Kopya çekmesi mümkün değil çünkü herkesin arasında aralık var. Dedi ki ben eve gidince kaç ders gördüysem o gün, 5 ders, 6 ders, 7 ders, 2 defa yeniden yazarım. 2 defa. Allah Allah. Biz eve gittim atarız çantayı, yallah. Sokakta ya spordayız, ya futboldayız, ya sokaktayız, oradayız, buradayız, şuradayız. Akşama kadar. Ama adam eve gidiyor, ne yapıyor? 2 defa gün içerisinde yapmış olduğu bütün dersi tekrar ediyor. Tekrar, tekrar, tekrar. Diğer süper zekaya sorduk. Sen ne yapıyorsun? Ben de tekrar ediyorum. Kaç defa? Bir defa. Süper zeka bir defa. Geri zekalı iki defa tekrar ediyor.
ve ikisi aynı puan alıyor. Diğerleri tekrar etmeyenler tabii yerinde sayıyor. Kişi öğrenmiş olduğu bir konuyu 5 dakika sonra tekrar etmesi gerekir 1. Bir gün sonra tekrar etmesi gerekir 2. Bir hafta sonra tekrar etmesi gerekir 3. 3 ay sonra tekrar etmesi gerekir 4. Ne kadar çok sık tekrar ederse bir konuyu beyin de onunla ilgili sürekli bilgisayarın dosyaları, alt dosyalar gibi dosyalar açılır ve o konuda mükemmel bir bilgiye sahip olur, ulaşır. Kişi kendini sürekli yenilemek istiyorsa, bilgi, belge sahibi olmak istiyorsa o konuda sürekli yeni bilgiler edinmeli, araştırmalı, tekrar etmeli. Ne kadar tekrar? O kadar beyin depolar. Tekrar edilmeyen her şey fludur. Uçar gider, yok olur gider. Bu sadece öğrencilerin ders çalışmasında değil tabii, günlük hayatında. Tabii ki mesela bir doktor diyelim, doktor oldu, diplomasını aldı. Muayeneye başladı. Fakat tıpla ilgili bir şey okumadı, vakit bulamadı. 10 yıl sonra bilgisi sıfır olur. Bitti gitti. Sadece birkaç tane reçete yazar gönderir. Hiçbir şey yapamaz.